Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala bu okuyatken kitabımızdan bize manfaat versin. İmam-ı Nevevi'nin zikir kılgen ilimlerden manfaatlendirsin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ilimlerden bize yuktursun. Utken sefer Kur'an-ı Kerim berilgen ve keçesi kündüzü onge amel kılıp daima onu tatbik kılıp o bilen hüküm kılıp onu talim bergen kişige hem de mal dünya tapıp mal dünyasını barını hak yolu da yani ahiret yolu da sarifleşke muvaffak bulgen kişige yine havas kısa arziydigen ekenini o şu kişi insan küyünüp o şu adamı okşaşka şu adamı havas kırışka arzi diyen kişi buluşunu ayetip oturdu hadis-i şerifte ve tefsil ayetildi inşallah. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadis hazır organ edilen hadisimiz ve an Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ولكن يعني ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان روايت قلنجن حديث شريفته رسول اكرم عليه الصلاه والسلام ايتلر كي كيم كي قران دان يعني كيم كي اللهنين كتابدان ديدلر كيم كي اللهنين كتابدان بيت حرف اقسا اونجا بيت حسنه bitta yaxshilik bordir. Ya'ni bitta yaxshilik qilgan amal qilganning ajri bordir. Va hasana yaxshilik bo'lsa 10 barobar qilib beriladi. Men alif lam mim bitta harf demayman. Balki alif bir harf, lam bir harf, lam ya'ni mim bir harf dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Va hasan sahih hadis deyip bahalagenler. Bu hadis-i şerif meşhur. Köp merte işitkenmiz. Bu yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte Allah subhanahu ve ta'ala'nın merhametini, onun uluğligini ve bizge birgen nimetleri köpligini ifade kıyarlar. Allah'ın kitabından bitti harif okusa dediler. Kays kitap albatta iroda qilingani Qur'on bo'ladi. Tavrat ham kitobulloh, Injil ham Allohning kitobi. Lekin bu yerda iroda qilingan, ko'zda tutilgan ma'no Qur'oni Karim faqat. Chunki oldingi kitoblarni bu kitob nasx qilgan, bekor qilgan. Shuning uchun Allohning kitobi deganda bu yerda biz faqat Qur'oni Karimni tushunamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlangan. Minal jinnati van nas deb tugagan. Allah'ın kelamı şu kolumuzdaki mukavvada turgan Kur'an-ı Kerim'ini düşünemiz. Allah'ın kelamıdan, Allah'ın kitabıdan dediler. Bitti harf okusa. Hop, adette biz okuş degende bir metnini körüp, til bilen açını ya ki körüp, akıl bilen okuşunu düşünemiz. Bu yerde qaysi nazarda tutilgan? Masalan, Qur'oni Karimga mundoq qarab ko'zingizda o'qib o'tirsangiz bo'ladimi? O'shundan bitta harf o'qiganini. Chunki masalan, men kitob o'qidim desangiz, siz kitobni Ahmad bozorga borib keldi deb gapirib o'qmaysiz. Kitob o'qidim deganingizda yoki axborotda bir xabar o'qidim deganingizda talaffuz qilmaysiz. Talaffuz qilishingiz ham mumkin, qilmasligingiz ham mumkin. Odatda qilmaysiz. Odatda ko'zingiz bilan harflarni idrok qilasiz, undan ma'noni anglaysiz. Bu yerdagi kimki bir harf o'qisa deganlaridagi o'qish qanaqa o'qish?
Köz bilen okusam kiledi mi? Yani ki irade kılıngen mana telaffuz mu? Bu yerde görünüşte mutlak ayetilgen. Yani onu hem bunu hem özcüge alış gerek. Ama ulamalar bu hadis-i şerifini düşüngenleri de telaffuzunu düşüngenler. Allah'ın kitabından bitti harf degende karab okusam kiredi, yoddan okusam kiredi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ni esasen namazda biz daim yoddan okuyumuz. Doğru mu? O ashab-ı kiramlar daim yoddan okuşken. Hat diğerli bir işletilgenmez. Başta bir karab alışken ondan ki saklap koyuşken halas esasen yoddan okuşken Kur'an-ı Kerim'ni. Namazda daim yoddan okuladı. Demek bu acır ya namazda okuluşken birledi yok. Binaenaleyh bu yerde telaffuz irade kılın yaptı. Karab okuşmaz. Karab okuşsuzam şu, yoddan okuşsuzam şu. Ama nazar bilen, nigah bilen, köz yürütürüş okuş kekirmeydi. Demek hadis-i şerifte men kara'a harfen, kim bir harf okusa diyen, kim bir harfini telaffuz kılsa diyen çıkadı. Kur'an-ı Kerim özü ikra sözü bilen nazil bugün. Oku diyen söz bilen. Birinci ayette oku, oku bilen başlangıç. Demek okuş kitabıdır. Yani ilim kitabıdır. Demek telaffuz kılsayken düşüngenimiz. Şimdi ikinci söz, saval. Harfen bitti harf dediler. Bizde harf deyip yürütemiz Arap dilinde. Harf degenimizde yazmanı hem ağzakini hem düşünemiz. Ama özümüzde Özbek dilinde olsa harf degende nutkunu düşünmeyimiz. Nutuktaki harfini tavuş diyemiz biz. Mesela burası E, B, V, G, D dese harf eti yaptı değil miydi? Tavuşlardı. E harf, A tavuşu, B tavuşu değil. Yazma nutuktaki mananı ifade alavuşu sözlerini tavuşlardan ibaret diye bilemiz. E, B, V, G, D'lerden. Ağzaki nutukta tavuşlar. Yazma nutukta harf diyemiz. Mesela Bismillah'ını yazıp koysa yazılganın harf deyimiz, telaffuzunu biz tavuş deyimiz. Tavuş bilen harf Özbek dilinde fark kılardı. Özbek dilinde, edebiyatı, ana dilinde okutadı bunu. Ama Arap dilinde bitti. Yazmanı hem harf deyildi, nutkunu hem harf deyildi. O yüzden harf degeni bir nesan çetini aytadı. Arap dilinde asla. Bir nesan çetini harf deydi. Şunindik, adette bir narsaning cheti ikkinchi chetidan farq qiladi-yu. O'shuning uchun turlanish tusni ham harf deyiladi. 7 harf desa 7 xil degani bo'ladi. Harflar bir-biridan tuslanib ajralgani uchun harf deb nomlangan. Va hammasini qirg'og'i bo'lgani uchun harf deb nomlangan. Shuningdek, tilning ham qirg'og'idan hosil bo'ladi aksari. Endi bu yerda harf deganda demak Qur'oni Karimda kim ki bitti harf okusa degende telaffuz nazarda tutulayıp diken. Ha? Telaffuz kılsa. Kim ki bitti harfini telaffuz kılsa diken. Yeni saval doğuladı. Hop, telaffuz kılsa degen bulsa onda ağızdan çıkan nutuk dege harflerine adedi buladı mı bu savabda? Ha bittesi hasana bu gende? Yani ki yazığı dege mi? Mesela Bismillahirrahmanirrahim hatını karasayız. Bismillah deyende ortada alıp dokunuyoruz. Doğru mu? Bismillah. Lamma okuyoruz. Doğrudan doğru alıp düşüp kalırdı. Bismillahirrahman. Hir deyenimizde hem alıp düşüp kalırdı ortada. Ar-Rahim'de hem alıp düşüp kalırdı. Görünüşte 19 harf. Hatta 19 harf. Telaffuzda 16 tavuş. Doğru mu? Ar-Rahman, Ar-Rahim deyende lamma râgı aylantırıp ayetemiz idgam kılıp. İki tane ayetemiz. Öşü iki tane bugün takdirde hem 16 tane tavuş buladı. Alıplar çıkıp buladı. Saval buladı ki ben Bismillahirrahmanirrahim desem 19 tane harf okuyam bulamam o 190 tane hasana alamam mı enkemede? Yani ki 16 tane harf okuyam bulamam o 160 tane hasana buladı. Diyen saval mı? Ben Kara'dan Murat telaffuz eken ama harften murat şeydi ise harften murat yazı. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'de 16'ta harfini telaffuz kılasız. Ama 19'ta harfki acıralasız. Çünkü 19'ta harfte okuyansızsız.
nutqda icrada 16'da tavuş çıkan olsa ya ağzınızdan. Lakin 16 19'da harfini qarab turib o'qiyansiz. Yoddan o'qisiz ham o'sha harflarni o'qigan bo'lasiz. Demak bismillahirrahmanirrahimda har bir harfiga deganda Qur'oni Karimdagi yozilgan suratidagi harfda degani bo'ladi. Endi buni qaydan dalil olasiz desa, hadis sharifni o'zidan. Rasul akram alayhi salatu vasallam aytlarki, "Men alif lam mim harf demayman" dedilar. Balki alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf dedilar. Ilgari arablarda harf deganda hozir ham shu, harf deganda o'sha nutq tovushini ifodalovchi xatdagi har bitta belgiga ham aytiladi biz tilimizdagi harfga. Shuningdek bitta lafz kalimaga ham harf deyiladi. Butun lafzni ham harf deyish mumkin. Masalan siz robbana desiz, ro bitta harf, ba bitta harf, nun bitta harf, alif bitta harf yozilishda. Lekin shu robbana degan kalimani o'zini ham harf desa bo'ladi. Arablarda kalimani harf deb iste'mol qilish bo'lgan. Shuning uchun o'sha gumon kelishi mumkinki, demak har bir harfiga hasana bo'lsa, unda alhamduga bitta hasana, lillahiga bitta hasana, robbiga bitta, al-alaminga bitta hasana, to'rtta hasana yu keyin o'sha 10 ga ko'paytirilib 40 bo'ladi degan tushuncha kelib qolishi mumkin. Xatdan kalimani harf deb ataganlardan kelib chiqib. O'sha gumonni daf qilish uchun arablarning iste'molidagi harf kalimani bildirgani uchun, kalima so'z degan ma'noni bildirgani uchun. Men har bir harf, kimki bir harf o'qisa desam, bitta so'z deb tushunmang. Balki har bitta harfdir, har bitta yangi shakldir, har bitta tovushning muqobilidagi shakldir degan ma'noni Rasululloh ifodalash uchun nima dedilar? Alif lam mimmi bitta kalima bo'lib yozilgan bo'lsa, uni bitta harf deb buni aytayotganim yo'qman. Men harf deganda bitta kalimani aytayotganim yo'q. Balki men harf deganda yozuvdagi har bitta harfni aytayapman. Kalimani bo'laklaridagi juzlarini aytayapman. Dedilarda alif bitta harf aytdiman, lam bitta harf, lom bitta harf, mim bitta harf deb qo'ydilar. Ana bu yerda birinchi bo'lib kalimani tushunishni daf qildilar. Kalimani tushunmang, balki harfni tushuningizlar. Harf ikkalasi ham qo'llagan uchun. Endi ikkinchi savolga ham javob berdilarki, xo'p, nutqdagimi, yozuvdagimi harf deganiga yozuvdagi degan javobni berdilar. Chunki biz alif lam mimni qarasak 3ta harf, to'g'rimi? Yozuvda. Lekin nutq qilsak-chi, a, li, f 3ta harfni nutq qilamiz. Alif deganda. Lam deganda ham lam, alif, mim 3ta harfni nutq qilamiz. Mim deganda ham mim, ya, mim 3ta harfni nutq qilamiz. Alif bitta harf degani yozuvda bitta harfmi? Nutqda 3ta tovush chiqyapti bizdan. A, L, F. Agar harakatlarni hisobga olmasak. Hamza, lam, mim harfi 3ta tovush chiqyapti og'zimizdan. Harakatlarni hisoblasak 6ta tovush chiqyapti. A, A, L, I va F. 5ta tovush chiqyapti ekan og'zimizdan. Agar og'izda nutqni asnosida harfni paydo bo'lishini hisobga olsak, ya'ni ikkita nutq a'zosini urilishidan bitta tovush paydo bo'lsa, yoki nutq a'zolarining harakatidan unliklar paydo bo'lsa, harakati va urilishlarini hisobga olsangiz 5ta tovush nutq qilyapmiz. Alif deganda. Ammo yozuvda bitta harf turibdi. Rasululloh shu bitta harf men aytayotganim shu deyaptilar. Ya'ni yozuv 5ta tovush og'izdan chiqib ketyapti. Lekin alif deganda bitta harfni o'qiyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim degan aksi unda aliflar o'qilmayotgandi, lekin yozuvda bor. U yerda nutqimizdan bo'lmasa ham yozuvdagi xatni e'tiboridan 19ta hasana olyapmiz, 3ta ko'p olyapmiz. Ammo bu muqattaat harflarida ko'proq tovushni nutq qilsak ham yozuvda bitta harf bo'lgani uchun bitta hasana olamiz. Shu hadis sharifda o'zidan haligi savolga javob chiqadiki, demak iroda qilingan, ko'zda tutilgan ma'no yozuvdagi harf og'izdan portlab chiqqan nutq tovushlarining adadi emas. Alif lam mim dedilar, 3ta harf bo'ladi dedilar. Demak bu yerda 2ta savolga javob berdilar. Harf so'zi kalimaga ham ishlaydi,
bu yerde kelime emas, balki haqiqiy harf. İkinciden nutqdagi emas, yozuvdagi harflarni adadi hisob ko'rsatadi. Shunda dedilar, hasana beriladi. Hasana nima? Falahu hasanatun. Unga bitta hasana bordur dedilar. Hasana degani yaxshilik, go'zallik degan. Hasana yaxshilik, go'zallik. Odatda hasana sayyiatni muqobilida turadi. Sayyiat yomonlik. Xunuk ish, yomon ishni sayyi'a deyiladi Qur'oni Karim. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Hasanalar sayyiatlarni, yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi degan Alloh taolo. Shuning uchun bir odam bir yomonlik qilsa, bir xato qilsa, gunoh qilsa, orqasidan yaxshi amal qilib qo'ysa, Alloh taolo yuvib tashlaydi o'sha oldingi qilgan yomonligini. Demak, bu yerdagi hasanadan murod yaxshilik qildi degan bir solih amalning yozilishi. Biz Robbana atina fid dunya hasana, Alloh bizga yaxshilik bergin deganda u bizga hosil qilib beriladigan yaxshilikni so'raymiz. Ammo bu yerdagi hasanadan murod biz hosil qiladigan yaxshilik. Tushunarlimi? Bu yerdagi hasanadan murod biz bajaradigan yaxshilik, yaxshi amal degan, solih amal degan. Endi o'sha hasana 10 ga ko'paytirib beriladi dedilar. Bu eng kami degan. Ko'payishi mumkin 70, 100, 700, 1000 barobar bo'lishi, undan ko'p bo'lishi mumkin. U bandaning ixlosi, muhabbati, yaqini, iymoni va nafsining tarbiyasiga bog'liq. Nafsi tarbiyalanmagan, yangi musulmon bo'lgan yoki dinni hali o'zida tatbiq qilib ulgurmagan, qalbi hali ixlosni shakllantirmagan kishida har qanday odamda bo'ladigan bu 10 ta hasana. Alloh taoloning va'dasi. Insonni amalini, yomonini bitta yozaman, yaxshiligini 10 barobar qilib yozaman deb boshidan belgilab qo'ygan hamma amalga. Bu eng kami va hammaga beriladigan ajr. Odamiki savob umid qilsa bo'ldi. Boshqa narsa umid qilmasa bo'ldi. Allohdan boshqa narsani istamasa bo'ldi. Ammo Allohni istashi bilan birga o'sha amaldagi ixlosi, muhabbati, Allohga bog'lanishi va ixlosining tamomi mukammalligi va o'sha amalni bajarishdagi itqoni, ya'ni o'sha amalni to'la sunnatga muvofiq bajarishiga qarab turib u ko'payishi mumkin. 10 ta eng kami bu 700, 7000 undan ko'payib ketishi mumkin. Bu endi bandaning kamolotiga bog'liq. O'shaning uchun nima uchun komil musulmon bo'lish kerak desa, komil musulmon bo'lish o'zi qiyin. Lekin komil musulmon bo'lishingizda o'sha ya'ni sizning amallaringiz komil bo'ladi. Amal asnosida qalbingiz to'g'ri, solih bo'ladi. Va o'sha amalni yuvadigan gunohlarni qilmaysiz solih bo'lganingiz uchun. Natijada siz komil musulmonni amalini ajri ko'payadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihha" oyatini o'qib, kimiki bir yaxshilikni ja'a bil hasanati yaxshilikni olib kelsa, unga 10 barobar beriladi degan oyatni o'qib, bu arobiylarga deganlar. Ya'ni yangi musulmon bo'lgan, lekin hali amallari shakllanmagan, ixlosi shakllanmagan, nafsi tarbiya topmagan odam. Bu o'shlarga deganlar. Shunda so'rashganki, muhojirlarga chi deyishgan. Nimaga muhojirlarga deydi? Chunki ansorlardan ham ko'ra muhojirlar kamol topgan bo'lgan. Ko'proq tarbiya topgan bo'lgan. Chunki Rasululloh bilan Makka davridan beri birga ular. Muhojirlarga chi deganda, yudu'afu lahum va lahum ajrun karim oyatini o'qiganlar. Ko'paytirib beradi, chegarasi yo'q. U sanog'i yo'q uni. 70, 700 undan ko'p Alloh biladi. Yudu'afu lahum va lahum ajrun karim ularga ko'paytirib, ko'paytirib, ko'paytirib beriladi bir necha barobarlar qilib. Va ularga oliy janob, ya'ni yuqori ajr bor. Amalini o'zi ko'paytirilib, yana qo'shimcha qilib beriladi. Bu nafsi kamolga yetgan, nafsi tarbiya topgan, qalbi isloh bo'lgan odamni amali ko'paytirib beriladi. Ammo yangi musulmon, har qalay iymoni bor va Allohdan savob umid qilayotgan odamniki bu eng kami 10. O'ylamangki siz 10 ta hasana olaman ekan xolos deb. Bu eng kam. Rasululloh akram alayhi sallam bu yerda umumiy qoidani aytganlar. Har qanday solih amalga 10 barobar berilishi bor-ku. O'sha qoidani aytganlar xolos. Ammo uni ziyodasi haligi aytganimizdek kishining kamolotiga, nafsining tarbiyasiga bog'liq ziyoda bo'lishi mumkin. Chegarasini Alloh biladi, hech kim bilmaydi. Farishtalar yozadigan ham, biladigan ham shu.
Nerge ziyadeni Allah'dan başka bırak bilmeydi. Bana bu hadis-i şerif bizge Kur'an-ı Kerim'den baş götürmezdik ki abkir edikleri bu. Çünkü siz mesela Bismillahirrahmanirrahim desiz, öyle mi bir de salih amel kıldım de. Yani ki Fatiha'nı okusayız, bir de salih amel kıldım, yakşı amel kıldım de, öyle mi? Yani ki bir de hatmi Kur'an kılıp merhumge bağış desiz, bir de salih amel kılıp bağışladım de, öyle mi? Belki Bismillahirrahmanirrahim degende bir degende bir de salih amel kıyam bulas. Bis ikte, bismi üçte. Oylamam ki siz hatmi Kur'an kıssam bir de salih amel kıldım ve otamge bağışladım. Oylamam ki Bismillahirrahmanirrahim mi okusam bir de salih amel kıldım. Yok. Bir de salih amel bir de hasen. Bis ikte buldu. Bismi üçte buldu. 30'ta hasenat var. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın keremini, kengliğini kursatır. Ve mülkinin çekeresizliğini kursatır. Huzurun bendeleri, Müslüman bendeleri milyonlar ayet okuşu yaptı. Ve hamasını periştelere hesap kılı yaptı. Ve hamasını hasanat yazılı yaptı. Allah Ta'ala'nın mülki atasının çekeresizliğini bildirir. Ve kelamının uluğuluğunu bildirir. Bir artı amelgi yok bu. Hadis okuyun. İnnemel amelu bin niyet. Bu vaade yok. Talebi ilim sıfatı da acır alırsın. Lakin harfiye acır almayız. Fikh okuyun. Meselenin örgün genizge acır alırsınız. Amel kıyanızge acır alırsınız. Talebi ilim sıfatı da olasın. Akideni okuyun. Elbette lazım. Hammesi lazım. Bir artısı kemsitilmeydi. Lakin bir artı ilimde Kur'an-ı Kerim'ni okuyandaki acır alamayız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'ni okutkandaki hem acır alamayız. Resul-i Ekrem Aleyhisselam uzlarını gepleri şu. Allah'ın sünneti şu. Bu, Allah'ın kelamının büyüklüğünden bu. Ve asli insanın insani kemalatı Kur'an-ı Kerim'e bağlanganlığından. Kur'an'a bağlaşı şu etken bunu. Allah irade kılgen insan Kur'an'dan hasıl buluşu ki işare. Allah Ta'ala istegen insan Kur'an'dan yeseledi. O yüzden için Kur'an'a targıp küşetirilir. Ta ki Allah istegen insan'a eğlensin. Şunindek Kur'an, ne mi için Kur'an-ı Kerim'e bu nakakette acır? Çünkü Allah Ta'ala özünü Kur'an-ı Kerim'de kürsetken. Kur'an-ı Kerim'ini okup onu fahimleyen kişi Allah'ını tanıydı. Cafer-i Sadık etkenleri dek Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tecelli kıladı. Özünü kürsetedi, namayiş kıladı. Ama bendeler görmeydi, afsız ki degenler. Allah Ta'ala bendelerge özünü tanıtış için, onların marifet için yaratken bu ise, özüge bende buluşu için yaratken bu ise, bendenin bendeliğini, Allah'ın Rabliğini kurset edigen, hakiki vasf kılıp veredigen kelam Kur'an bulur. Yani şu yüzdesinden bendelerin Kur'an'a bağlanışı lazım bulur. Özlerinin hidayeti, dünyadaki saadeti hem şunda, ahiretteki saadeti hem şunda insan. Ve onun Allah Subhanahu ve Taala istegen suretteki kamil insan buluşu hem Kur'an-ı Kerim'de. Şunun için Kur'an-ı Kerim'i Allah Ta'ala köp targıp kıyan ve köp acır nüvada kıyan. Targıp kılış için. Başka bir hadis-i şerifte geledi ki hiç kim Allah Subhanahu ve Ta'ala'yı uzdan sadır bulgen nerse bilen yakın bulgençelik başka birer nerse bilen yakın bulamaydı. Uzdan sadır bulgen nerse ne mi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah Ta'ala'dan bendelerine uzatılgen arkan. O şunu uşese Allah ki yetedi ahir. Ana şunu mahkem uşaşları için onge kattık bağlanışları için Kur'an-ı Kerim'e şundeyi vaadeler verilgen. Şimdi o şey hasanatlarını oziz alışınız mümkün. Hasıl kılgen sevabiyizi başka bir oge hediye kılışınızdan mümkün. Caiz. Bu misalları şeriatını başka ahkamlarda kilgen. Biz şundan hulasa kılamız ki Kur'an-ı Kerim'ini okup zerikiş yani ki Kur'an-ı Kerim'ini yatlamaya koyarın asasi falan ilimlerini okuyun. Diş, bu Kur'an-ı Kerim'in kadrini bilme geldiğinden Allah Subhanahu ve Taala'nın sünnetini bilme geldiğinden bu. Doğru yadlaş farz mes, vacib mes. Lakin daim Kur'an'ı okuyup Kur'an'a bağlanıp yürüyüş şu lazım. Yadlaş farz mes, yadlaş müstahap. Her kim uzunu halı. Lakin yaddegen adam ki kette makam. Hama yadlaş şart mes. Ama Kur'an'a hama bağlanışı şart. Müslüman ümmeti, ümmeti Muhammediye Kur'an'a bağlanışı şart. Bu farz bu.
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bırak gelip kanaka peygamber sensin değil mi? Ab geldin dese kafir adam gelip. Kur'an oku vergenler. Müslüman oldum ya Resulullah. Menge örgütün değil mi? Ab gelenler seniz dese Kur'an oku vergenler. Müslüman oldum. Allah'a yetişmek için ben ne mi amel kılayım? Kur'an oku vergenler. Dinini örgütün Nima ish qilishim kerak? Qur'on yodlatganlar. Asosiy vazifalari Qur'oni Karimni yodlatib, o'rgatib, tatbiqini o'rgatish bo'lgan. Sunnat Qur'onni tatbiqidan iborat xolos. Musulmon ummatini bori yo'g'i Qur'on. Qur'onni olib qo'ysa hech narsasi qolmaydi. Dunyodagi hamma yaxshiligi ham Qur'ondan, oxiratdagi hamma yaxshiligi ham Qur'ondan. Boshqa ummatlardan afzalligi ham Qur'ondan. Agar Qur'onini yo'qotsa, hech qanaqa fazilati qolmaydi. Shuning uchun Qur'ondan odamlarni sovutib, hadis o'qi deyotgan odamlar johil odamlar. Hadis Qur'onni sharhi xolos. Asl Qur'on. Hadis albatta o'qilish kerak, hadis shart. Qur'on bilan birga ammo. Qur'ondan sovutib hadis emas. Qur'onni tashab fiqh emas. Qur'onni qo'yib-qo'yib aqida emas, yo'q. Asosan Qur'on asos bo'lish kerak va Qur'ondan kelib chiqish kerak hamma ilm. To'g'ri ilmlarni o'zining sohasida kitob bilan o'qiladi. Ammo Qur'oni Karimga bog'langan holatda bo'lish kerak. Shuningdek Qur'oni Karimni o'qish yodlashdan murod fiqhni ahkomini o'rganish emas faqat yoki aqidani yoki tarixni emas, yo'q. Alloh taoloni tanish, musulmon shaxsiyatini yasash, Qur'oni Karimni manhaji yo'nalishi, musulmon shaxsiyatini, komil insonni yasash. Hamma narsani tafsilotini aytib chiqish emas. Lekin ishoralar berish Komil inson bo'lishi uchun insonga shaxsiyat yasab berish. Ana shu Qur'oni Karimning asosiy vazifasi. Haqiqiy banda shaxsiyatini yasash. Shuning uchun Qur'oni Karimga bog'lanish kerak. Ummatni avvali shu bilan isloh bo'lgan, oxiri ham shu bilan isloh bo'ladi. Abu Zinod aytadilarki, men ertalab bomdodga chiqardim Madina Munavvarada Masjid Nabaviyga. Masjidga borarkanman, biror bir xonadonning chirog'i o'chiq turganini ko'rgan emasman. Hammasi yoqiq. Hammasida Qur'on tilovati kelib turardi. Sahar paytini biz qorilarni soati deb aytardik deganlar. Qorilar soatida ko'rishamiz degan, sahar ko'rishamiz desa. Chunki o'sha vaqtda qilinadigan asosiy ish Qur'on o'qish bo'lgan va palonchi domla pistonchi qorak emas, hamma musulmon Qur'oni Karimni virdini bo'lgan saharda o'qishgan, boshqa vaqtda ham o'qishgan. Ashobi kiromlarning virdlarini o'rgansangiz haftada bir yet eng ko'plari haftada bir xatm qilishgan Qur'on. Aksar sahobalar haftada bir xatm qilganlar Qur'on. Ba'zilari 3 kunda, ba'zilari 8 kunda, ba'zilari 1 oyda. Lekin eng uzog'i 1 oy. Aksarlari haftada bir, aksar sahob Ubay ibn Ka'b ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kabi mashhur sahob Usmon ibn Affon ham hammalari haftada bir xatm qilganlar. Qur'oni Karimga shu qadar bog'langanlar. Yodlash uchun emas, u yoddan bilgan. Qur'oni Karim bilan Allohga bog'lanish uchun Qur'oni Karimni qaytib-qaytib o'qishdan murod Allohning murodini fahmlash uchun. U tafsirlarda kelmaydi u. U tafsirlarda bir yo'nalish ishora beriladi xolos. Qolganini banda o'zi Allohdan so'raydi, Alloh beradi u yo'q. Mana shu darajalarni hammasi Qur'oni Karimdan hosil bo'ladi. Biz Qur'oni Karimga qaytishimiz deganda u Qur'oni Karimni konstitutsiya qilish emas u. To'g'ri Qur'oni Karim hamma hayotimizda asosi bo'ladi. Qonunimizga ham asosi bo'ladi, to'g'ri u narsa. Lekin u to'g'ri shunchaki bir qonun manbasiga aylantirish emas u. Balki Allohdan kelgan xitob deb Allohga bog'lanish uchun, Allohning murodini undan anglab, o'shunda yashash uchun. Tushunarlimi? Yoki faqat tarixiy asar emas. O'tmishni o'rganadigan, yo'q. Hammasidan bor, ammo asosi Alloh taoloni tanish uni orqasidan va Allohning murodini anglash bandadan. Shuning uchun qaytib-qaytib o'qiladi va shu bilan banda Allohga yaqin bo'ladi. Va isloh bo'ladi. Qur'oni Karimning xususiyatlaridan biri tushunmasdan o'qigan odam ham isloh bo'ladi, iymon bilan o'qsa. Endi shu yerda man qora kimiki Qur'oni Karimdan bitta harf o'qsa deganlaridagi man kimiki degandagi so'zlari har qanday kimsani, har qanday insonni o'z ichiga oladi. Lekin bu yerda iroda qilingani iymon bilan o'qish. Chunki savob hosil qilinishi uchun iymon bo'lishi shart. Alloh subhanahu va taolo bu fazilatlardan hammamizga o'zi nasib aylasin.
Bugün dersimiz şu bilen kifayetlenmez. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.